Efendim Ömer. Çocuklar uyandı mı? Çocuklarını merak ediyorsan evine gelirsin. Buradaki işlerin bitmeden gelmeyeceğim hayatım. Peki. Sen benden özür dilemeyi düşünüyor musun? Ne? Neden? Asıl senin benden özür dilemen lazım. Böyle mi destek oluyorsun sen bana? Hani bana yardım edecektin sen? Hı? Kusura bakma ama ben böyle bir hayalin peşinden gitmen için sana destek falan olmayacağım. Ben de eve gelmiyorum. Sen de kusura bakma. Allah Allah. Babam ne zaman gelecek? Can ne zaman isterse o zaman evladım. Babamla birbirinize kızgın mısınız anne? Evet kızgınız. Ama hala birbirimizi çok seviyoruz. O zaman niye hala birbirinize kızgınsınız? Şimdi siz mesela birlikte oyun oynarken bir oyuncağı paylaşamayınca birbirinize kızmıyor musunuz? İşte anne ile baba arasında da böyle kızgınlıklar olabiliyor. Öyle zamanlarda da biraz dinlenip yalnız kalmak istiyorsun. Odasında beklesin. Niye pizzacıda kalıyor? Çünkü... Pizzacıda dinliyordur da onlar. Keşke ben de orada kalsam. Yok efendim öyle bir şey. Kimse orada kalmıyor. Ne münasebet. Herkes evinde kalacak. Baban da evinde kalacak. Hele bir alınganlığı geçsin. Alınganlık ne demek anne? Güzel soru. Çocukça davranmak demek. İnadım inat demek. Böyle parayı har vurup harman savuran demek. Hiçbir şey anlamadım. Anlamadın tabii. Baban da anlamadı zaten. Anlarsın ama. Ama anlarsın. Gelecek çünkü baban buraya. Böyle dizlerin üstünde gelecek ve annenizden özür dileyecek. Ben su getireyim size. Hadi ye çocuğum makarnanı. Babamla Elif abla çok kötü kavga etmişler anne. Babam artık pizzacıda kalacakmış. Öyle mi? Bak ne duyarsan o minik kulaklarını açacaksın ve bana söyleyeceksin, tamam mı? Baban iyiliği için. Tamam Muti, çüz. Çüz tatlım. Kolay gelsin. Hayrola, ne işin var burada? Pizza yemeye geldim. Ne pizzası? Etrafında anne görmüyor musun? Görüyorum. Ben de sana yardımım dokunur diye geldim. Sağ ol, istemez. Yorulmuşsundur, acıkmışsındır diye bunları getirdim. Bir de yanında içecek var. Sonra adam karısını dinlememiş tabii. Dinlemeyince ormana girmiş. Ormana girince de tabii karşısına tilkiler çıkmış, aslanlar çıkmış, yılanlar çıkmış. Yani bütün korkunç hayvanlarla karşılaşmış ve pişman olmuş. Ah demiş, keşke demiş karımın lafını dinleyeydim de ben o ormanın içine girmeyeydim demiş. Çok saçma bir masal bu. Ben babamı özledim. Ben de özledim babamı anne. Söyle babam eve gelsin. Evet anne. Çocuğum gelecek diyorum. İşi var babanızın. Gecikecek biraz. Ne yapayım yani? Beğenmediyseniz masalı yatın o zaman. Bu kadar bilmiyorum ben başka masal. Hadi. Öbürlerini ezbere biliyorsunuz zaten. Ver çocuğum gözlüğünü. Tamam. Hadi. Hadi bakalım. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Hadi benim paşalarım. Hadi. Saçmaymış. Ah. Ah. Adını okuyamıyorum ama çok güzel bir şarap bu ya. Nereden aldın bunu? Çok pahalı mı? Arkadaşıma free shop'tan al dedim. Yine aldırabilirim senin için. Ömer, Elif burayı nasıl beğenmez? İnanamıyorum. Bence burası çok güzel olacak Ömer. Olaylara biraz kötü tarafından bakıyor değil mi? Hayır, yani sadece biraz fazla mantıklı. Yani o buranın geleceğini göremiyor. Biliyorum tabii bu restoran işi biraz zor bir iş ama. Ömer neden böyle söylüyorsun? Sen bu işi başaracaksın. Bak gör, benim hislerim o kadar kuvvetli ki ben şimdiden hissediyorum.
Senin bu işi başardığını şimdiden görüyorum Ömer. Gerçekten mi? Gerçekten. Ben sana inanıyorum Ömer. Süper, ne yapıyoruz biz? Öpüşüyoruz. Yok, öpüşmüyoruz. Yani öpüşmeyelim. Ömer, sen de istiyorsun. Hayır, istemiyorum. Sen busun işte. İşten ayrılamam karım kıza, pizzacı açamam karım kıza, öpüşemem karım kıza. Sibel, ben karımdan korkmuyorum. Ben karımı seviyorum. Hadi ya. Sana zerre kadar destek olmayan, çuvallayınca çekip giden karını mı seviyorsun? Yok. Hata yapmamı engellemeye çalışan karımı seviyorum. Benim için, çocuklarım için endişelenen karımı seviyorum. Bizi aile yapan karımı seviyorum. Çok iyi yapıyorsun Ömer. Çok iyi yapıyorsun. Çüz. Of Ömer ya, vallahi şansını zorluyorsun ha. Ya sabır ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.